Masal kuşunun sırtında çıkalım yolculuklara. Bize doğruyu öğreten peygamberleri tanımaya. Masal kuşu anlatır bize geçmişte yaşananları. Öğreniriz biz ondan peygamber hayatlarını. Taha uykuya dalar dalmaz masal kuşu onu bir nehrin kenarına getirdi. Sessiz sakin akan nehrin üzerinde yüzen küçük bir sepet vardı. Taha sepetin içinde ne olduğunu merak etmiş ve sevgili dostunun anlatmasını beklemeye koyulmuştu. Masal kuşu sepette bir bebek olduğunu söyledi. Bu büyüyünce peygamberlikle görevlendirilecek olan Hazreti Musa'ydı. Masal kuşu sözlerine şöyle devam etti. O dönemde ülkenin hükümdarı olan Firavun çok zalim bir adammış. Halkına türlü türlü kötülükler yapıyormuş. Kendi yerini almasından korktuğu için doğan erkek bebeklerin öldürülmesini bile istiyormuş. Hazreti Musa'nın annesi de bebeği doğduktan sonra Firavun'un ona kötülük yapmasından korkmaya başlamış. Her gün Allah Teala'ya bebeğini koruması için dualar ediyormuş. Bunun üzerine Allah Teala ona bebeğini nehre bırakmasını bildirmiş. Annesi Allah Teala'nın Hazreti Musa'yı koruyacağını bildiği için onu sepete yerleştirip nehrin sularına bırakmış. Bebeğin başına ne geleceğini merak ettiği için de kızına onu takip etmesini söylemiş. Nehrin sularında ilerleyen Hazreti Musa, Firavun'un sarayının önüne kadar gelmiş. Firavun'un adamları sepeti fark etmişler. İçindeki bebeği görünce şaşırıp Firavun'un karısına durumu anlatmışlar. Firavun'un karısı bebeği görür görmez ona evlat edinmek istemiş. Firavun'u bebeği kendi çocukları gibi sarayda büyütebilmek için ikna etmeye çalışmış. Firavun bu güzel bebeğe hemen ısınmış ve eşinin isteğini kabul etmiş. Hazreti Musa'nın beslenebilmesi için bir süt anneye ihtiyacı varmış. Civardaki süt annelik yapabilecek kadınlar saraya çağrılmış. Ama Hazreti Musa hiçbirinden süt emmiyormuş. Hazreti Musa'yı uzaktan izleyen kız kardeşi ona süt annelik yapacak birini bulabileceğini söylemiş ve kendi annesini çağırmış. Annesi de Hazreti Musa'nın kendi çocuğu olduğunu gizleyerek onu emzirmiş. Yıllar yılları kovalamış ve Hazreti Musa büyüyüp genç bir delikanlı olmuş. Sarayda herkes tarafından çok seviliyormuş. Günlerden bir gün Hazreti Musa şehirde dolaşırken iki kişinin kavgasına şahit olmuş. Onları ayırmaya çalışırken adamlardan biri yere düşüp ölmüş. Hazreti Musa adamı öldürmek istememiş. Bu yüzden olanlar karşısında çok üzgünmüş. Ne yapacağını bilemez bir halde Allah Teala'ya sığınmış ve ondan af dilemiş. Firavun'un kendisini cezalandıracağını düşünerek saraya dönmemiş. Ertesi gün bu olay tüm şehirde duyulmuş. Hazreti Musa nereye gitse bu konuşuluyormuş. O sırada bir adam koşarak Hazreti Musa'nın yanına gelmiş ve hemen oradan uzaklaşmasını söylemiş. Çünkü şehrin ileri gelenleri ona ölüm cezası vermekten bahsediyormuş. Hazreti Musa günlerce yol alıp Medyen'e varmış. Su kuyularının başında dinlenmek için durduğu sırada iki kızın hayvanlarıyla birlikte beklediğini görmüş. Kızların yanına giderek neden beklediklerini sormuş. Kızlar babalarının çok yaşlı olduğunu,
hayvanlarla kendilerinden başka ilgilenecek biri olmadığını söylemişler. Onları sulamak için diğer çobanların gitmelerini bekliyorlarmış. Bunun üzerine Hazreti Musa onlara yardım edip hayvanlara su vermiş. Bir süre sonra kızlardan biri tekrar çıkıp gelmiş. "Babamız bize ettiğiniz iyiliğin karşılığını vermek istiyor," demiş. Ardından Hazreti Musa kızların babasıyla tanışmaya gitmiş. Meğer bu kişi Allah Teala'nın elçisi olan Şuayb peygambermiş. Hazreti Musa başına gelen olayı Şuayb peygambere anlatmış. O da artık güvende olduğunu ve kimsenin ona kötülük yapamayacağını söylemiş. Şuayb peygamberin kızlarından biri babasından Hazreti Musa'yı yanlarında kalması için ikna etmesini istemiş. Çünkü yaşlanan babalarının güç yetiremediği işleri yapması için Hazreti Musa'dan daha güvenilir birini bulamazlarmış. Hazreti Musa bu teklifi kabul edip Şuayb peygamberin yanında kalmaya başlamış. İlerleyen zamanlarda Hazreti Şuayb'ın kızlarından biriyle evlenmiş. 10 yıl boyunca Medyen'de beraber yaşamışlar. Sonra Hazreti Musa eşini de yanına alarak Mısır'a dönmeye karar vermiş. Hazırlıklarını yapıp yola çıkmışlar. Günler süren yolculuktan sonra Tur Dağı'na varmışlar. Burada dinlenmeye karar vermişler. Hava iyice kararıp soğumuş. Hazreti Musa ileride yanan bir ateş görmüş. Karısına kendisini beklemesini söylemiş ve ısınmak için ateş getirmeye gitmiş. Hazreti Musa ilerledikçe orada ateş olmadığını görmüş. Merak içinde etrafına bakarken bir ses duymuş. Bu ses ona "Ben alemlerin Rabbiyim," diyormuş. Hazreti Musa ise şaşkınlık içindeymiş. Ve sonra ilk defa duyduğu bu ses asasını yere bırakmasını söylemiş. Hazreti Musa elindeki asayı yere bırakınca onun yılana dönüştüğünü görmüş. Korku içinde kaçmak istemiş. Allah Teala ise ona korkmamasını söylemiş. Ardından "Elini koltuğunun altına koy," demiş. Bu kez Hazreti Musa'nın eli bembeyaz olmuş. Karanlıkta parlamaya başlamış. Allah Teala Hazreti Musa'ya mucizelerini göstermiş ve onu peygamberlikle görevlendirdiğini bildirmiş. Artık Musa peygamber, başta Firavun olmak üzere tüm insanlara Allah Teala'yı anlatacakmış. Sevgili dostum, hadi yola koyulalım. Birlikte peygamberlerimizi tanıyalım. Masal kuşunun sırtında çıkalım yolculuklara. Bize doğruyu öğreten peygamberleri tanımaya. Masal kuşu anlatır bize geçmişte yaşananları. Öğreniriz biz ondan peygamber hayatlarını. Masal kuşunun sırtında çıkalım yolculuklara. Bize doğruyu öğreten peygamberleri.